Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. 5. sınıf Türkçe dersi dinleme metniyle birlikteyiz arkadaşlar. Metnimizin ismi Paylaşalım metni. Şimdi dinleme metnini açıyorum arkadaşlar. Lütfen iki defa metnimizi dinleyelim. Daha sonra buradaki soruları dinlemiş olduğumuz metne göre cevaplandıralım. Hazırsanız dinleme metnini açıyorum. 7. tema Erdemler. Paylaşalım aramızda sevinçler paylaştıkça artacak. Üzüntü, elem, keder tam tersi azalacak. El ele verince, güç birliği edince, herkes kendi fikrince birlik olunca güzel. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Ayrı gayrı olunmaz. Yalnız taş duvar olmaz. İş bulup işleyelim. Güzel düş düşleyelim. İş birliği yaparak zorlukları aşalım. Dursun bulut. 7. tema. Erdemler. Paylaşalım. Aramızda sevinçler paylaştıkça artacak. Üzüntü, elem, keder tam tersi azalacak. El ele verince, güç birliği edince herkes kendi fikrince birlik olunca güzel. Bir elin nesi var? İki elin sesi var ayrı gayrı olunmaz. Yalnız taş duvar olmaz. İş bulup işleyelim. Güzel düş düşleyelim. İş birliği yaparak zorlukları aşalım. Dursun Bulut Evet metnimizi dinledik. Birinci soru. Paylaştıkça azalacak şeyler nelerdir? Üzüntü, elem, keder paylaştıkça azalacaktır. İkinci soru. Şaire göre zorluklar nasıl aşılır? Şaire göre zorluklar işbirliği yaparak aşılır. Üçüncü soru, el ele vermek deyiminin anlamını dinlediğimiz şiirden yola çıkarak tahmin ederiz. El ele vermek, birlikte davranmak, bir konuda birleşmek, birlikte hareket etmek anlamında kullanılır. Dördüncü soru, şiirde geçerek Birlik ve beraberliğin önemini anlatan atasözlerinden birini yazın. Evet şiirde geçen birlik ve beraberlikle ilgili bir atasözü yazalım. Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Yalnız taş, duvar olmaz. Beşinci soru. Dinlediğiniz metnin içeriğine uygun bir başlık bulup yazalım. Evet ne olsun arkadaşlar. El ele verelim. Yazabilirsiniz. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.